15 Temmuz öncesinde terör olaylarının artması, cemaat ile ilişkili kurumlara kayyum atamalarının yapılması, cemaate yakın askerlere operasyon yapılacağı yönünde çıkan haberlerin yapılması gibi konular cemaati kışkırtmak için yapılmış olabilir mi? Ya ben cemaatin bir beyin olduğunu da düşünmüyorum da ben. Yani cemaat gerçekten hiçbir plan olmayan, yani çok böyle kimler karar veriyorsa çok basit bir şekilde karar vermiş ve insanları adım 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 her şeylerini kaybetmesine sebep olmuş. Tabii ki bunun ilahi bir yönü var. Ben de Allah'a inanan birisiyim yani. Sebepler ötesi bazı şeyler var, bazı şeyler sebep oluyor. Yani birkaç aptal da bu kadar yıkıma sebep olmuş yani. Yani Osmanlı'yı yıkan, devletleri yıkan böyle aptal insanlar İsmail. Yani cemaat onlardan daha mı büyük? Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha mı büyüktü? Osmanlı'yı yıkan aptal adamlardı. Yani vasıfsız insanları bir yere koyarsan her sistem yıkılır. Ülke yıkılır, sistem yıkılır, grup yıkılır, dernek yıkılır. Şirketin varsa şirketin batar. Anlıyor musun? İş yerin batar. Her şey olur. Vasıfsız adamlar, kalibresiz adamlar, adamcılık yaparsan, koyarsan o kurum istediğin kadar insanlara hayal pompala. O kurum çöker. Ve ağır bir şekilde çöker. Bizim gördüğümüz gibi ağır bir şekilde çöktü. Hizmeti sadece yani Erdoğan'ın yaptıklarından, hizmetin başına gelenleri Erdoğan'ın yaptıklarından sorumlu tutamayız. Hizmetin kendinden kaynaklı hizmet buraya geldi. Yani mesela ben niye refüjiyim? Benim kendi tercihlerimden dolayı refüjiyim. Benim kendi yaptığım şeyden dolayı refüjiyim. Veya benim başıma gelenler benim kendi tercihlerimden kaynaklı. Hizmet hareketinde de bazı şeyler, işte bu kim karar alıyorsa o insanların aldığı saçma sapan kararlardan dolayı bu şekilde. İnsanlar kızabilirler, istedikleri gibi kırsınlar. Herkesi tanrı ilan ediyor insanlar. Türk milletinde bu var. Tanrı değil insanlar. İnsanlara çok öyle özel şeyler atfetmesinler. İnsanların ihtirasları var. İnsanların yani zayıflıkları var. İnsanların kör noktaları var. Yani hizmette ben onu seviyorum, o buraya gelsin. 10 rekat namaz fazla kılıyor Ahmet'ten. Olsun. Bu adam bunu yapamıyor. 10 rekat fazla namaz kılıyor bu. Teheccüd kılıyor bu. Bunu buraya koyalım. O da oraya incir ağacını dikiyor ondan sonra. Böyle bir mantık yok yani. Adam 10 rekat fazla kılıyor diye adama her şeyi emanet etmek, çok önemli şeyleri emanet etmek ne demek ya? Ya onun kıldığı Allah'la onun arasında, kalbiyle onun arasındaki olan bir mevzu. Dünya işiyle ne alakası var? Kardeşim adam oraya koyuyorsun. Yani biz namazı kılınca ne oluyoruz? Bilgisayar programı gibi her şeyi kafamıza mı yüklüyoruz? Mesela ben mimarlıktan anlamayınca ben namaz kılınca olduğu gibi mimar mı oluyorum? Mimarlığın bütün inceliklerini, bütün stratejisinden anlıyor muyum? Ya bu adam ehli gönül insan. O Allah'la olan bağı nazik, latiftir ama adam ahmaktır. Adam işin ehli değildir. Yani hizmet hareketinin uçuruma götüren şey buydu yani.